El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzi billahi ve şeytanı cevizim. Rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevme deni yâken avudu ve yâken estağfurullah. Sırat allezina en'amte aleyhim gayrı magdubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde beraberiz. Konumuz takva. Takva çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına gelen bir kelime. Haf kelimesi de korkmak anlamına geliyor. Takva kelimesi de çekinmek, sakınmak ve korkmak anlamına geliyor. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim. Kur'an'da 7 ayrı grup birbirinden farklı takva mevcut olmasına rağmen nerede takva kelimesi geçmişse Kur'an meali verenler hep Allah'tan korkmaktan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı söz konusudur. Bu da kendi içinde 7 bölüme ayrılır. Ama Kur'an'ın 7 tane ruhu vardır. 7.'si de kendi içinde 7 bölüme ayrılır. Öyleyse bir lafız 7 ruh. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu bir bütün oluşturur. Ve toplam 28 basamaktır. Vel Asr suresi
bu basamakların hepsini birden açıklıyor. Vel asr, asra yemin olsun, zamanı yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar mutlaka hüsrandadırlar. Bunlar birinci ve ikinci basamağı ifade eder. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar hariç. Bu ilk yedi basamağı ifade eder. Yani üçüncü basamak, dördüncü basamak, beşinci basamak, altıncı basamak, yedinci basamak bunu ifade eder. Yedinci basamağa kadar olan kesimi. Ne olur? Üçüncü, Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar. Birkaç dakikanın içinde de Allah-u Teala onları yedinci basamağa ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Rahim esması ile tecelliye başlar. Dördüncü basamakta kişi. Rahim esması her şeydir bir insan için. Rahim esması yoksa o kişinin kurtuluşu söz konusu değildir. Rahim esması o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar. Sonrası ikinci yedi basamak. İkinci yedi basamağa baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ve amelü salihat diyor Allah Teala. Nefsi ıslah edici ameller işlediğimiz nokta. İllellezine aminu, amin olanlar üçüncü basamaktan başlıyor yedinci basamağa kadar. Ve amelü salihati nefsi ıslah edici amellerse yedinci basamaktan 14. basamağa kadar olan neticeyi veriyor bize. 14. basamakta amel-i salihata başlıyoruz. Ne oluyor? Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor. Bir, kalbimizin mührünü, kalbimizin şeytana dönük olan kapısını Allah'a dönük hale getiriyor. İki, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. 3. Sonra iş dünyamızda biz zikir üzere Allah'tan gelen rahmetin ve fazlın göğsümüze geldiğini, bu olayı yaşıyoruz. Göğsümüzden yolu takip eden, kalbimize ulaşan iki nur, rahmet ve faz, kalbimizin mühürlü olduğunu görüyorlar. Kalbimize giremiyorlar. Ama rahmet sızıyor. Bu 11. basamak. Bu sızma %2 olunca huşuya ulaşıyoruz. 12. basamak. Allah İrşat makamını gösteriyor bize. 13. basamak. Ulaşıp tabi oluyoruz. 14. basamak. İkinci yedi basamak da burada tamamlanıyor. Birinci yedi basamak amenular takvasını. İkinci yedi basamak müminler takvasını oluşturur. Aminular kimdir? Amin olanlar
Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Aminuların takva sahibi olduğu kesin. Kim aminuysa mutlaka o takva sahibi olmuştur. Bu yedinci basamakta husule gelen olay ilk takvayı ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. Allah-u Teala takva sahipleri konusunda diyor ki, takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler. On dördüncü basamaktaki takva kişiyi mümin kılan takvadır. Ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı, nefs tezkiyesine başladığımız, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladığı nokta, orada mümin oluyoruz. Kalbimize iman yazılıyor. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbimizin mühürü açılıyor. Küfür kelimesi alınıyor. Kalbimizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyoruz. Burada kalbimizin içine imanın yazıldığı noktada yeni bir takva müessesesi var. Müminler takvası. Nefs tezkiyesine başladığımız yerde de ikinci bir takva söz konusu. Kalbimize imanın yazıldığı yerle nefs tezkiyesine başlamamız, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığı nokta hep aynı. Takva sahiplerinin temel sonucu Allah'ın cennetine ehil olmaktır. Allah Teala insanları ikiye ayırıyor. Takva sahibi olmayanlar, takva sahibi olanlar. Takva sahipleri yedi grupta inceleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve burada
Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenlerin dizaynına baktığımız zaman ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığımız nokta, irşat makamına ulaştığımız noktadır. Allah-u Teala Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenleri takva sahibi kıldıktan sonra diyor ki ey amel olanlar, amel oldunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz, takva sahibi oldunuz ama yeniden takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin. Yani Allah'tan istediğiniz ve ona ulaştığınız zaman takva sahibi olacaksınız. İrşad makamına ulaştığınız zaman buradaki belirgin özellik yeni bir takvanın sahibi olmamızdır. 14. basamakta kalbimize iman yazıldığı için bu takvaya müminler takvası diyoruz. Allah-u Teala onlar ki dudaklarıyla mümin olduklarını söylerler ağızlarıyla ama kalpleri mümin olmamıştır sözünü. Bunun için söylüyor, kişinin kalbinin mümin olduğu yerde takva müessesesi oluşur. Şimdi gördük ki aminular takvası kişi için Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur ve ondan sonra birinci takvadan sonra Allah-u Teala'dan ister mürşidini, ona ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa o kişi için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade şu. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzufetul cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Allah Teala diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap olan? Evvap olan meaba sığınmış olanlar. Bu 21. basamaktaki takva. Kimdir hafiz olanlar? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmiş olanlar. Öyleyse buradaki dizaynı yerli yerine oturtmamız lazım. Ne görüyoruz? Hafiz olmak, başının üzerinde bir muhafız
taşımak demek. Ne zaman bu muhafız Devrin İmamı'nın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor? On dördüncü basamakta. İki ayet onu söylüyor. Birisi Mücadele 22. Allah-u Teala diyor ki Mücadele 22'de onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. İşte kimin başının üzerine bu ruh gelmişse bu Devrin İmamı'nın ruhudur ve kişi hafiz olmuştur. Hafiz olduğu yerde ise o kişi takva sahibidir. Bu ruhun gönderilişi bir başka ayette daha ifade ediliyor. Mümin 15'te dereceleri yükselten ve hakkın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine katından, emrinden ruh gönderir. Ve o ruh o fizik vücudun içindeki ruha yevmi talakın geldiğini söylemekle görevlidir diyor Allah-u Teala. Devrin İmamı'nın ruhu geliyor ve vücudu terk etmesi lazım geldiğini söylüyor o vücuttaki ruha. Görevi kendisinin devralacağını söylüyor. Öyleyse neyle karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Buradaki muhtevada net bir olay var. O kişinin başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhu iki ayet-i kerime gereğince gelip yerleşiyor. Ve kişi böylece hafiz oluyor. Hafiz olanlarsa takva sahibi. Aynı anda bunların kalplerinin içine iman yazılıyor. Başın üzerine gönderildiği için kalbinin içine iman yazılıyor. Bu son derece önemli bir keyfiyet bir insan için. Gerçek anlamda mümin olmayı ifade ediyor. O zaman bu takva müminler takvasıdır. Kişinin mümin olduğu noktadır orası. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mümin olmak 14. basamak ve takvaların ikincisi, hafiz olduğumuz, başımızda da bir muhafız taşıdığımız ve kalbimizin içine imanın yazıldığı nokta. Sonra ne oluyor? Sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz ve nefsimizin kalbinde her %7 fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. Nefs-i emarede birinci gök katına yükseliyor ruhumuz. Nefs-i levamede ikinci gök katına, nefs-i mülkimede üçüncü gök katına, nefs-i mutmainede dördüncü, nefs-i radiyede beşinci, nefs-i mardiyede altıncı, nefs-i tezkiyede yedinci gök katına yükseliyor. Allah 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı noktada yeni bir takva söz konusu. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşırsa o kişi takva sahibi olur. Burada kişi evvap olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Yirmi birinci basamak ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır.
Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde kim Allah'a verdiği misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmeyenler için ahirette bir nasip yoktur. Ama kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ne yapmıştır? Misakini yerine getirmiştir. Bir insanın misaki nedir? Allah'a ruhunun, veçinin ve nefsinin ayrı ayrı verdiği yemin, misak ve ahdten misak, ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ihtiva eder. Öyleyse ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ulaştığı zaman ne olur? Takva sahibi oluruz. Misakimizi gerçekleştirdiğimiz zaman takva sahibi olduğumuzu söylüyor Allah Teala. Bu aynı zamanda Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesine göre evvap olduğumuz noktadır. Evvap, meaba ulaşmış demek. Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 77. ayet-i kerimesi takva sahiplerinin Allah'a verdikleri misaki gerçekleştirenler olduğunu söylüyor. Allah'a verdiğimiz misake bakalım nedir misakimiz? Rad 20-21 bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte onlar misaklerini bozmayanlardır. Yani gerçekleştirenlerdir. Kim bu insanlar? Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini ifade eder. Neticede bu insanların öyle olduğunu görüyoruz. Ama misakin bozulmaması ancak ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla mümkün oluyor. Öyleyse kim misakini yerine getirirse o kişi takva sahibidir diyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes için takva sahibi olmak söz konusudur. Bu ayetler gereğince misaklarını yerine getirmeyen insanların ise bir nasibi olmadığını söylüyor Allah Teala. Burada şimdi bir vakaya beraberce bakmamız lazım. Hani kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemekti. Misakin yerine getirilmesi 21. basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak. Misaklerini yerine getirmeyenlerin ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Ne oldu olay?
Üçüncü basamaktaki hiç kimse misakini yerine getirmemiştir. Bu kişi 14. basamağa gelse, mürşidine ulaşıp takva sahibi, bir defa daha takva sahibi olsa, ikinci takva, gene ruhunu alalaştırmamıştır. Gene ahirette bir nasibi yok mudur? Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair kesin sözü var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisi ulaştıracak zatına. Ve bu istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. O kişinin Allah'a ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizaynda, Allah-u Teala'nın dizaynında Allah ulaştıracağı için zatına ulaşmayı dileyeni ulaşmış kabul ediyor. Kendi standartlarında ve onları kurtuluşa ehil buluyor. Ulaştırmayanlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Çünkü ulaştırmak kendilerine ait değil, Allah'a ulaştıracak. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Kimi dilerse Allah kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu yönelmenin başlangıç noktası, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah ulaştıracak, kul ulaşmayacak. Kulun görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiş kişi, dilediği zaman Allah-u Teala onları kendisine ulaştırmış gibi telakki ediyor. Burada bir dikkat çekici husus var. Kişinin hayatı ne kadarsa kurtuluşu da o kadardır. Eğer Allah-u Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmadan evvel ölmüşse, Allah ona ömür vermemişse, o gene cennete gidecektir. Ama birinci kat cennete gidecektir. Ömrü vefa etmediği için. Vefa etseydi, ömrü yetseydi, Allah-u Teala onu üçüncü kat cennete ulaştıracaktı. Peki bu haksızlık değil mi? Haksızlık değil. Neden değil? Hatta çok büyük bir haklılık. Çünkü insan üçüncü kat cennete ulaşıp da ruha Allah'a vasıl olduktan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı yok olur. Ve kişinin belki binde iki, binde üç oranında olan fıska düşmesi ihtimali oluşur. Ama kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel öldüyse, o kişi birinci kat cennete mutlaka gider, şeytanını hiçbir zaman fıska düşüremez. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı, ruhu Allah'a doğru yola çıktı, yoldayken öldü. O da ikinci kat cennete gider. E gene haksızlık değil mi? Üçüncü kat cennete gidecekken, daha üst seviyelerde varken, neden Allah-u Teala onu ikinci kat cennetine alıyor? Haksızlık değil. Çünkü üçüncü kattan sonra aynı tehlike söz konusu. Ama bu kişi mutlaka ikinci kat cennete gidecek. Hiçbir kuvvette onu cennete gitmekten alıkoyamaz. Fıska düşmesi ihtimali de sıfırdır. Peki ya kişi
ruhunu Allah'laştırmışsa, üçüncü kat cennetin sahibi olmuşsa, ondan sonra fıska düşmesi ihtimali haksızlık değil mi? Hayır, gene değil. Çünkü bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Ondan sonra şeytan onu kontrol altına tekrar alabilirse, bu o kişinin irade hatasıdır ve o zaman kişi cehenneme gidecektir. Öyleyse bu muhtevada demek ki ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar misaklerini yerine getirenler, onlar takva sahipleri. Ve gene Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesinde ve 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse kim takva sahibi değilse onun gideceği yer cehennemdir. Kim takva sahibi ise onun gideceği yer cennettir. Takva sahibi olmayanlar bulundukları duruma göre 7 cehennemden bir tanesine ulaşırlar. Ama takva sahibi olanlar hangi takvanın sahipleri ise ona göre cennetlere girerler. 7. kat cennete kadar yolu var. Kim 14. basamakta mürşidine ulaştıktan sonra devam ederse yolda, ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşırsa ve Allah'a ulaşırsa kişinin ruhu, bu kişi ondan sonra ölürse, fıska düşmeden ölürse, fıska düşmek söylediğimiz gibi binde iki, binde üç oranında bir ihtimal. Ama var olan bir ihtimal. Bir tehlike insan için. Kişi 21. basamaktan sonra ölürse o kişi evap takvasının sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı an Allah'ın zatında kaybolacağı için, Allah'ın zatına ulaşacağı için. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa'e ittehaze ila rabbike me'aba. İla rabbihi me'aba. Kim diyor Allah Teala o gün dileyen kişi kendisine bir yol ittihaz eder. Kim ruhunu Allah'laştırırsa Allah'ın zatı o kişi için me'ab olur, sığınak olur diyor. Evvab, me'aba ulaşmış demek. Ve Kaf 32'de Allah Teala evvab olanların da takva sahibi olduğunu söylüyor. Hem hafiz olanların, 14. basamaktakilerin, hem de evvab olanların, me'aba sığınmış olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 77. ayet-i kerimesi de misaklerini yerine getirenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Aynı yer, evvap olunan nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta. Peki sonra ne olur? Sonra Allah'ın evliyası oluruz. Ulaşmak Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası takva sahibidir. Yunus 62, 63, 64'te Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum
yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar masum da olmayacaklardır. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Evliyalığın başladığı yer işte burasıdır. Bu cepheden de kişi takva sahibi, üçüncü bir aminu oluş ve takva sahibi oluş. Evliya olduğumuz yerde, ruhumuz Allah'a ulaştığı yerde. Sonra ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. 21. 22. basamaktayız. Fena makamı. Sonra Allah Teala bir taht ihsan ediyor bize, ruhumuza indiği ilayde. Beka o yerde 22. basamakta ruhumuz Allah'ın katında bir tahtın sahibi oluyor, baki oluyoruz orada. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht sahibi oluyoruz. Sonra da nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bu ahdimizi yerine getirdiğimiz yerdir. Onlar ki diyor Allah Teala, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha ahsen, fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse burada yeni bir müessese var. Yeni bir takva müessesesi. Allah Teala'nın Âl-i İmran 77'de söylediği, kim ahdini ve misakini yerine getirmişse onlar takva sahipleridir diyor. Misakini yerine getiren 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıran kişidir. Ahdini yerine getirense fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse fizik vücudun teslimi ahdin yerine getirilmesi midir? Evet, Allah Teala diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye.
Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, fizik vücudumuzun Ademoğulları, fizik vücutlarımızı ifade eder. Allah'a verdikleri ahdtir. Allah'a kul olmak, yani fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Öyleyse kim ahdini gerçekleştirirse takva sahibidir diyor Allah Teala. Burada 25. basamakta yeni bir takvanın vücuda geldiğini görüyoruz. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Ve sonra nefslerini Allah'a teslim edenlere sıra geliyor. Nefslerini Allah'a teslim eden kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan daimi zikre gelirse, ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşan herkes için nefsindeki bütün afetlerin temizlenmesi mutlak oluşur. O daimi zikrin sahipleri nefslerindeki bütün afetleri yok ederler. Orada muhlislerin takvası söz konusu oluyor. Muhlis olan kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan ve nefsinin kalbini halis kılmış olan kişidir. Beyne suresi 5. ayet-i kerime gereğince. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Öyleyse buraya ulaşan kişi nefsinin kalbini halis kılmıştır. Yeni bir takvanın sahibi olmuştur. Yeminini yerine getirmiştir. Nefsin afetleri hepsinin yok edilmesi gerekir. Ne zaman kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmişse yeminini yerine getirmiştir. Yeminimiz nefsimizin Allah'a verdiği yemindir. Allah'a teslimi içerir. Öyleyse bu muhtevada nefsimizin bütün afetlerden kurtulduğu nokta yeminimizi yerine getirdiğimiz noktadır. Yeminini yerine getiren herkesin
takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir takım takvalardan bahsediyor. Allah Teala'nın dizaynında tekrar tekrar amen olmayı ifade eden Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi. Diyor ki Leyse alellezine amenu, aminlerin üzerine değildir. Aminü salihate ve salih amellerin üzerine işlenen günahın fîmâ taimû izâmet tekav. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri, bilmeyerek yedikleri haram olan şeyler onlara günah değildir. İzâmet tekav ve aminû. Ve amilü salihati sümmette kal. Ve aminu sümmette kal ve ahsenu. Burada bir insanın nefsin afetleri sadedindeki muhtevası ele alınıyor. Allah Teala salih ameller işlediği noktadaki kişiyi ameni yapıyor ve ahsen olan kişinin de ameni olduğunu söylüyor Maide suresi. Ne zaman ahsen olur kişi? Nefsindeki bütün afetler temizlendiği zaman, halis olduğu zaman, o zaman nefs ahsene ulaşmıştır. Allah Teala ne buyuruyordu nefs için? Biz insanı, yani burada nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli sahiline reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen olmak üzere yarattığı nefsimizin ahsen olduğu nokta neresidir? Bütün afetlerden full olarak temizlendiği noktadır. İşte kişi orada ihlas makamında nefsinin kalbi halis olmuştur. Ve nefsinin kalbi halis olan ahsen olan bir kişi Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi gereğince takva sahibidir. Böyle bir dizaynda takva sahiplerinin daha ötesinde bir takva var. Bu ahsen takvanın. Ahsen olduktan sonra Allah Teala
O kişiyi 7 tane gök katını gösterdikten sonra tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha davet edince kişi salah makamına geçiyor ve Allah Teala'nın birinci salah makamının birinci kademesinde o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmesi var. İkinci kademesinde onun sonraki günahlarının sevaba çevrilmesi var. Üçüncü kademesinde sonraki günahların affedilmesi, örtülmesi var. Üçüncü kademesinde salah nurunun verilmesi var. Ve dördüncü kademesinde kişilerin irşada ulaşması var. İrşada ulaştığımız noktada yeni bir takva söz konusu. Buna irşad takvası diyoruz. Kim oraya ulaşırsa o kişi yeni bir takvanın sahibidir. Ve bu takvaya irşad takvası diyoruz. Kim irşada ulaşırsa irşad takvasının sahibi olmuştur. Burası 28. basamağın 4. kademesidir. Bu 6. takvadır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar 14 asır evvel. İrşad takvasının sahibi olmuşlar. Ve Allah Teala'nın dizaynında son bir takva daha var. İradenin de Allah Teala'ya teslimini içeren takva. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi." "Ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn." Öyle bir takvayla takvaya sahip olun ki ey ameli olanlar, bu bir hakkın takva olsun. Burası takvaların yedincisi. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Yani teslimi külli ile teslim olun. İradenizi de Allah Teala'ya teslim olarak teslim olun. Ondan sonra ölün. İşte burası bir hakkın takvadır. Burası hakkül yakin takvadır. Burası Allah'ın zatının görüleceği takvadır. Görülüyor ki takva müessesesi 7 tane safha içeriyor ve 28. basamağın 5. kademesine kadar gidiyor. Daha ötede takva var mı? Bu spesifik bir şey olduğu için, sadece bir tek kişiye has olduğu için onu 7 takvanın safhası içine koymadık. 7 bu takvadan sonraki takva tasarruf takvasıdır. Sadece devrin imamına aittir. Herkese ait olmadığı için 7 kademenin dışında kalır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Ramazan sohbetinde size takvayı anlatmak hamdolsun ki gene mümkün oldu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.